Sayın basın mensupları, biz bugün tutuklu yakınları ve avukat arkadaşlarımızla beraber Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın yanına gittik. Hem bu ÖYM'lerin kaldırılması ile ilgili olan teklifin son durumunu görüşmek için, orada beklentilerin karşılanmadığını belirtmek için, hem de dünkü yaşanan gösteri sırasındaki polis müdahaleleri ve sonuçlarına ilişkin görüşlerimizi bildirmek üzere gittik. O görüşmenin sonuçlarını ve aynı zamanda komisyondan dün geçen teklifle ilgili görüşlerimizi ben size bildireceğim. Ama önce bu basın toplantısına katılan arkadaşlarımızı tanıtalım, kendilerini tanıtsınlar. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz. Ben dünkü eylemin çağrısını yapan kuruluşların başında olan Türkiye Gençlik Birliği'nin temsilcisi olarak ben de bu görüşmenin içerisinde bulundum. Aynı zamanda tabii kurucu genel başkanımız ve kurucularımızdan Tunçak Koç'un da yargılandığı Ergenekon davasındaki müdahaleliğimiz sebebiyle. Ben Balyoz davasının bir numaralı sanığı, emekli Orgeneral Çetin Doğan eşi Nilgün Doğan. Deniz Yarbay Kuşak Gülen Ertaş, Balyoz sanığı, eşi Pelin Ertaş. Ali İhsan Gönüldaş, ben de tutuklu kardeşiyim. O nedenle katıldım. Evet, sayın basın mensupları. Bir kısmını zannederim Adalet Komisyonu'ndan dün akşam itibariyle geçen, 3 gün boyunca geç vakitlere kadar görüşülen özel yetkili mahkemelerin ve terör mahkemeleri, terörle mücadele yasasının 10. maddesi çerçevesinde kurulan mahkemelerin kaldırılması ve değişik kanunlardaki değişikliklerle ilgili yasa teklifini zannederim izlediniz. Şimdi bu yasa teklifinin geliş şekline bir bakarsak eğer, getiriliş şekline bir bakarsak, hep şu söylendi kamuoyuna, Sayın Başbakan tarafından da, Sayın Yalçın Akdoğan tarafından da, hatta diğer bakanlar ve AKP yetkilileri tarafından da dendi ki, özellikle 17 Aralık operasyonundan sonra bu Balyoz, Ergenekon ve diğer siyasi davalarla ilgili olarak buralarda sahte delillerle, sahte ihbar mektuplarıyla ve ayarlanmış yargıçlarla masum olan insanların mahkumiyetine karar verildi. İçeride insanlar masum olmalarına rağmen halen daha yatıyorlar. Böylesine bir milli orduya kumpas kuruldu ve ülkemizin diğer milli kuruluşlarına kumpas kuruldu diye açıkça beyan ettiler. Bu çerçevede de bu yasa teklifini getirdiklerini söylediler. Kamuoyunda böyle bir algı yarattılar. Sanki bu Balyoz davası, Ergenekon davası, diğer davalarla ilgili hemen bir tahliye olacakmış, hemen bu konular çözümlenecekmiş gibi bir algı yarattılar. Ama yasa teklifi bizim önümüze geldiğinde hiç de böylesi bir yaklaşımın olmadığını gördük. Gördüğümüz olay aynen şuydu sevgili arkadaşlar. Terörle mücadele yasasının 10. maddesiyle kurulan ve aynı zamanda özel yetkili mahkemelerin devamına karar verilen 6352 sayılı yasanın 2 ve 4. maddesiyle devam etmesine karar verilen özel yetkili mahkemelerin kaldırılması söz konusuydu. Bunlar kaldırılıyor ama bu dava, bu mahkemelerde yargılananların hiçbir şekilde mağduriyetinin giderilmesine dönük bir çaba olmuyordu. Biz tabii bunu şaşkınlık içinde orada komisyonda da dile getirdik. Gördüğünüz şudur ki bu mahkemeler dağıtılıyor. Neden dağıtılıyor? Çünkü 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarından sonra bu mahkemelerin savcıları ve yargıçları tarafından hükümete ilişkin, bakanlara ilişkin, bakanların oğullarına ve bakanlarla çok yakın iletişim içinde olan iş adamlarına ilişkin operasyonlar başlatılmıştı. Bu operasyonları yapan savcıların yerlerini değiştirdiğini biliyorsunuz. Yargıçların yerlerini değiştirdiğini biliyorsunuz. Emniyet mensuplarının yerlerini değiştirdiğini biliyorsunuz. İşte bu mahkemelerin hükümet yetkililerine ya da bakanlara ve diğer AKP ile çok yakın iletişim içinde olan kişilere yapılan operasyonları durdurmak amacıyla bu mahkemelerin dağıtıldığını gördük. Ne yazık ki biz. Yani biz yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olağanüstü mahkeme niteliğindeki terör mahkemelerinin ya da bu özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Bunların doğal yargıç ilkesine aykırı olduğunu söylüyoruz. Ancak bu kaldırılırken, bu mahkemeler dağıtılırken bu mahkemelerin mağduriyetine neden olduğu kişilerle ilgili en ufak bir düzenleme yapılmadı. Bu yasada neler var, yasa teklifinde neler var?
Ben şimdi anlattığımda sizler de göreceksiniz. Özellikle yolsuzluk nedeniyle elde edilen malların el konulmasına ilişkin Ceza Muhakemeleri Kanunu 128. maddede değişiklikler var. Orada deniyor ki yolsuzluk malı olduğuna ilişkin önce MASAK'tan ya da BDDK'dan ya da SPK'dan rapor alacaksın. Ondan sonra Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 hakimli heyetinin oy birliğiyle karar vereceksin deniyor. Bu demektir ki artık yolsuzlukla ilgili mal varlıklarına bundan sonra el konulamayacak demektir. Çünkü rapor alacağınız demek siz 1 ay, 2 ay, 3 ay bekleyeceksiniz. Bu arada malı kaçırmak isteyen kaçıracak ve siz o mal varlıklarına el koyamayacaksınız demektir. Bunun anlamı budur. Ağır ceza mahkemelerinde normal koşullarda çoğunlukla karar verilir. Tutuklamayla ilgili konularda hatta müebbet hapis cezası verilirken çoğunlukla karar verilir. Ama bu şekilde mal varlığına el koyma konularında oy birliği isteniyor. Yani neredeyse artık mal varlıklarına yolsuzlukla elde edildiği iddia edilen mal varlıklarına herhangi bir şekilde el konulamasın diyor. Ardından yine teknik takip, dinleme, bilgisayar verilerine el koyma gibi konularda da aynı şekilde oy birliği gerektiren bir durum söz konusu. Ve bunun yanında da bu verilerin yasal olmadığı şeklinde bir iddia olursa, bir itiraz olursa, bu itiraz kabul edilirse bu ağır ceza mahkemeleri tarafından bu tapelerin de yok edilmesi söz konusu. Şimdi bunlara baktığımızda biz özellikle son dönemdeki yolsuzluk dosyaları ve soruşturmalarla ilgili önlem alınma ihtiyacından doğduğunu, bu yasanın bu nedenle getirildiğini açık seçik görüyoruz. Örneğin kolluğun en üst derecedeki kolluk görevlilerinin, emniyet müdürü gibi görevlilerin soruşturması doğrudan doğruya Adalet Bakanı'na bağlandı. Bu Adalet Komisyonu'ndaki geçen yasa teklifiyle. Öncesinde neydi? Hakimlerin tabi oldukları soruşturma usulüne tabiydiler. Yani onlarla ilgili de hakimler, savcılar, yüksek kurulu tarafından karar verilebiliyordu. Ama şu anda Adalet Bakanı'na bağladılar. Bu neden böyle oldu? Biliyorsunuz o başbakanın ayarlanmış yargıçlar dediği kişiler tarafından ya da savcılar tarafından verilen operasyon emirlerini ve gözaltı emirlerini ya da davetiye ile çağrı emirlerini kolluk yerine getirmedi. Şimdi o kolluk görevlilerinin korunması amacıyla bunlarla ilgili yapılacak soruşturmalarda doğrudan doğruya Adalet Bakanı yetkilendirildi. Aynı şekilde kararları yerine getirmeyenlerle ilgili, devlet memurlarından kararları yerine getirmeyenlerle ilgili tazminat yükümlülüğü kaldırıldı. Yani bütünüyle bu operasyon sürecini göz önünde tuttuğumuzda savcılar dağıtılıyor, yargıçlar dağıtılıyor, bu mahkemeler dağıtılıyor. Artık bundan sonra karar verilebilecek konularda oy birliği gerektiriyor, kolluk korunuyor ve kararları yerine getirmeyen kişiler korunuyor. Şimdi böylesine bir yasa teklifiyle biz karşı karşıya kaldık. Tabii bunu gördüğümüzde biz çok ciddi bir infial içindeydik. Bu tavrımızı da gösterdik komisyonda. Başta Sayın Bakan olmak üzere ve diğer AKP yetkililerine de milletvekillerine de. Şimdi bu yasa yapılırken özellikle şu algıdan yararlandı Başbakan ve AKP yetkilileri. Kumpas var, tezgah var, mini orduya kumpas var. Bu mahkemeleri dağıtacağız. Peki bu mahkemeleri dağıtacağız dediniz. Bu davaları gerekçe göstererek bunları yaptınız ama o davalardaki balyoz davasının şu anda kesinleşmiş balyoz davasının kararları için bir yeniden yargılanma sürecini başlatmadınız. Ergenekon davasının kararı 6 aydır yazılmamasına rağmen bu kararın yazılmaması konusunda yaptırımlar konmasını istememize rağmen bunların da hiçbirisi kabul edilmedi. Biz neler önerdik burada? Bu yasa teklifinin çok ciddi eksiklikleri olduğunu, bu mağduriyetleri gidermediğini belirttiğimiz için bir, gizli tanıklarla ve sahte dijital verilerle elde edilmiş bu mahkeme kararlarının, özel yetkili mahkemeler tarafından verilmiş olan bu kararların doğrudan doğruya yeniden yargılamaya tabi olması gerektiğini önergelerimizde ilettik. Ama ne yazık ki bu kabul edilmedi. Aynı şekilde Ergenekon davasının 6 aydır yazılmayan gerekçeli kararı nedeniyle Ergenekon davası ne yazık ki Yargıtay'a gidemiyor. Bununla ilgili Ceza Muhakemeleri Kanunu 232. maddede 15 günlük süre olmasına rağmen bunun da yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden bir 15 günlük süre konuldu. Hükümet yetkilileri AKP milletvekilleri tarafından verilen önerge çerçevesinde ama
15 gün içinde yazılmazsa ne olacak dediğimizde bunun yaptırımı konmadı. Biz hemen bir önerge hazırladık. Eğer yazılmazsa 15 gün içerisinde o zaman doğrudan doğruya yargıtaya gitsin bu davalar dedik. Ergenekon davası kısa kararla gitsin dedik. Bu talebimiz de reddedildi. Bu hukuken olabilecek mümkün bir olayken bu da reddedildi. Bunun yanında sadece dijital veriler değerlendirilerek verilmiş olan kararlar nedeniyle bu dijital verilerin tek başına delil olamayacağını, diğer delillerle desteklenmediği takdirde bu çerçevede karar verilemeyeceğine ilişkin önergemiz reddedildi. Aynı şekilde gizli tanıklıkla ilgili olan Ceza Muhakemeleri Kanunu 58. maddenin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını istedik. Gizli tanıklık müessesesinin herkes için hukuk güvenliği açısından bir tehlike oluşturduğunu, bu süren davalarda 2008 yılından sonra bu mevzuattaki değişiklikten sonra süren davalarda tanıkların yüzü görülmeden, sesi değiştirilerek, hakim nasıl ifade verdiğini bilmeden, sanıkla ya da diğer mağdur kişilerle herhangi bir çelişkisi olup olmadığı anlaşılmadan dinlenen bu gizli tanıkların tanıklık müessesesine aykırı olduğunu belirterek gizli tanıklığın kaldırılmasını istedik. Ne yazık ki bu müessesede AKP tarafından kaldırılmadı. Aynı şekilde tutukluluk süresiyle ilgili çok ciddi bir sorun var. Biliyorsunuz getirilirken yasa tutukluluk süresini 5 yıla indirdik dediler. 10 yıllık süreyi Anayasa Mahkemesi zaten ortadan kaldırmıştı. Şimdi bu getirilen teklifle de 5 yıla indirdik dediler. Ama 5 yıla indirilen tutukluluk süresi ne yazık ki ilk mahkemede karar verilinceye kadarki olan süreci dikkate alıyor. Oysa ki Yargıtay sürecindeki o dönemin de tutukluluk süresinden sayılması gerekiyor. Çünkü bizim ceza muhakemeleri kanunumuzun sistemi bunu gerektiriyor. Ancak bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu yanlış kararlar sonucunda yani ilk mahkeme tarafından karar verildiği takdirde tutukluluk süresi bitmiş sayılır gibi bizim ceza muhakemesi kanunumuza aykırı bir şekilde ve anayasamıza aykırı bir şekilde verilen kararlar gerekçe gösteriliyor. Oysa ki yani sanık lehine olan yasa uygulanır. Bu evrensel bir kuraldır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha geride bir karar vermiş olabilir ama bizim anayasamız ve ceza muhakemeleri kanunumuz çok daha ileride hükümleri getirmektedir. Bizim ceza muhakemeleri kanunumuza ve anayasamıza göre soruşturma evresinden hükmün kesinleşinceye kadar olan Yargıtay'daki onama kararına kadarki olan süreç tutuklama süresidir. Biz bu konuda herhangi bir çelişkiye düşülmemesi için, yön vermek için Yargıtay sürecini de kapsayacak bir şekilde tutukluluk süresi bu şekilde algılanmalıdır dedik. Bununla ilgili önergeler verdik. Ne yazık ki bu önergelerimiz de kabul edilmedi. Bu önergelerimiz kabul edilmeyince sevgili arkadaşlar olacak şey nedir? Uzun tutukluluktan şu anda cezaevinde kalan hasta tutuklular da dahil olmak üzere, Ergenekon tutukluları da dahil olmak üzere ve diğer siyasi davaların tutukluları da dahil olmak üzere kararı verildiği ilk derece mahkemede kararı verildikten sonra kesinlikle serbest kalamayacak demektir. Yani şöyle bir algı yaratılıyor sanki Fatih İmoğlu'nun Nisan'da süresi bitiyor. Diğer işte tutukluluk süresi 5 yılı aşkın kişiler var Ergenekon davası içinde. Bunlar serbest kalacakmış gibi bu yasa teklifi yasalaşırsa böyle bir şey yok. Biz bununla ilgili yasa teklifine bir önerge vermemize rağmen bunların hiçbirisi kabul edilmedi. Şimdi bunlar böyle olunca yani yeniden yargılanma, uzun tutukluluk süresinin kısaltılması ve bunun yanında dijital verilerin değerlendirilmemesi tek başına ve aynı zamanda gizli tanıklığın ortadan kaldırılmasına ilişkin biz önergelerimizi vermemize rağmen AKP tarafından kabul edilmeyince o çok net anlaşılıyor ki bu yasa teklifi aslında yolsuzlukların üzerini örtmek için, bu şekilde mal varlığına el konulmaları ortadan kaldırmak için ve AKP'nin kendine yakın olan kişilerin yapmış olduğu yolsuzluklarla ilgili olayların üzerine örtmek için bu yasa çıkartılıyor. Bunu çok net anlamış bir şekildeyiz ve bu intihar nedeniyle dün biliyorsunuz bir gösteri yapıldı, bir barışçıl bir gösteri yapıldı ama ne yazık ki polis tarafından müdahale edildi ve polis tarafından çok sert bir şekilde müdahale edilmesi nedeniyle de insanlar hastanelere kaldırdılar. Dün Adalet Komisyonu'nda ben bunu söyledim. Dedim ki Sayın Bakan, insanlar gelip sizinle görüşmek istiyorlar. Lütfen bu insanları engellemeyin ve bu insanların barışçıl gösteri haklarını engellemeyin dememize rağmen biz onu Adalet Komisyonu'nda konuşurken polis çok sert bir müdahale yaptı. Bunun üzerine yeniden söyledik. Siz nasıl bu şekilde kulaklarınızı tıkayabilirsiniz? Bu insanların acılarını kullanıyorsunuz, umutlarını kullanıyorsunuz. Cezaevindeki insanların umutlarını kullanıyorsunuz.
bu umutları kullanarak ve halkta da böyle bir izlenim yaratarak bu yasayı çıkartıyorsunuz. Siz bu insanlarla ilgili çok büyük bir suç işliyorsunuz dedik. Ve dün aldığımız randevu çerçevesinde de bugün Adalet Bakanı ile görüşmeye gittik. Adalet Bakanı ile görüşmemizin sonucunda komisyonda bize söylenen şeyler aynen tekrar edildi. Dendi ki bu yasa çıkacak ama onun dışında bizim yeni çalışmalarımız var. Çok büyük ihtimalle de bunlar seçimden sonra olacak. Yeni çalışmalarımız işte başbakan söyledi. Yeniden yargılanmaya sıcak bakıyorum dedi. Bakanlığımıza talimat verdi. Bu çalışmalar devam ediyor ama seçimden önce bir şey olmaz. Seçimden sonra da ne olacağı belli değil. Yani olay zamana yayılarak, bu şekilde mağdur denilerek, masum insanlar cezaevinde denilerek, sahte delillerle bu insanlar yargılandılar ve mahkum edildiler denilerek bu yasa çıkartılıyor ama bu yasa o insanlarla, cezaevinde olan insanlarla, Balyoz, Ergenekon ve diğer kişilerin yargılandığı davalarla ilgili en ufak bir çözüm getirmiyor. Bakana gittiğimizde de bu konuda hiçbir umut verici bir şey alamadık. Bu nedenle de bu işin zamana yayılmaya çalışıldığını ve unutturulmaya çalışıldığını hissediyoruz. Bunu da sizlerle paylaşma gereğini duyduk. Yani umarım biz yanılırız. En kısa zamanda bu konuda bir yasal düzenleme, bu eksiklikleri tamamlayacak yasal düzenlemeler olur diye düşünüyoruz. Ama şu anda çıkan yasa teklifi tamamen AKP'nin kendisini kurtarmaya dönük ve soruşturmaları engellemeye, bu soruşturmaların üzerine örtmeye dönük bir yasadır diye sizlere bilgi vermek istedim. Hepinize teşekkür ederim. Sizler bir şey söylemek isterseniz ya da sizler sormak isterseniz onları cevaplandıralım. Peki. Değerli basın mensupları, sesimden dolayı öncelikle kusura bakmayın derim ama dünkü sert müdahale sebebiyle gazın ciddi bir tahrip edici etkisi oluyor. Öncelikle bunun için kusura bakmayın diyorum. Bugünkü görüşmede önemli ve kritik bazı noktalara hep birlikte parmak bastık. Birincisi, toplam anlamda haksız ve adaletsiz uygulamalar sonucu Ergenekon ve Balyoz davalarında içeride tutulan yurtseverlerin bir an önce özgürleşmesi meselesinin esas olduğunu ifade ettik. Ayrıca içeride bulunan özellikle sağlık durumuyla ilgili çok ciddi endişeleri duyduğumuz tutuklularla ilgili bir an evvel ve derhal özgürlük talebini tekrardan ifade ettik. Şunu da özellikle vurguladık. Özellikle yerel seçimlerden sonra vurgusu yapılınca içeride şu an bir siyasi partinin genel başkanı var, İşçi Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek var. Bir milletvekilleri var içeride, Engin Alanlar var, diğer gene milletvekilleri var. Yani bir seçim sürecine girerken Türkiye elleri kelepçeli siyaset temsilcileriyle giremez. Bunu doğru bulmadığımızı mesajını ifade ettik ve dile getirildik. Tabii diğer birlikte görüşmeye gittiğimiz değerli mücadele arkadaşlarımız diyorum ben bir anlamda da, çünkü bir halk hareketinin temsilcisi olarak da konuşuyorum. Aynı zamanda bu davanın sanıklarından olan TGB'nin kurucu genel başkanı Adnan Türkan ve kurucularından Tunç Akkoç adına da bir manada o görüşmenin içerisinde bulundum. Öncelikle şunu söyledik Sayın Bakan. Dünkü manzara, bu manzara Türkiye'nin manzarasıdır aslında. Sadece meclisin kapısında bir basın açıklaması yapma talebine karşı bile ortadaki durumu ne kadar olumsuz olduğunu, onlar açısından, sizin açınızdan da çok olumsuz bir tablodur bu diye ifade ettik Sayın Bakan'a. Ayrıca da kamuoyunun, yani sadece tutuklu yakınlarının değil, Türkiye'nin büyük çoğunluğunun, milletin büyük çoğunluğunun bu davaların bir tertip ve kurpas olduğuna dair çok net olduğunu, vicdanların rahat olmadığını ve pek çok şeyi göze alarak, insanların zorbalığı göze alarak bu tepkilerini dile getirdiğini, daha da büyüterek dile getireceğini Sayın Bakan'a da ilettik. Tabii Sayın Vekilimizin söylediği gibi ne yazık ki daha önce duyduğumuz cümleler dışında bir cümle duyamadık kendisinden. Ancak şu mesajı biz bir kere daha buradan yineleyelim. Yurtseverleri özgür bırakana kadar mücadelemizi daha da yükselterek sürdüreceğiz. Hepinize teşekkürler. Çağdaş Cengiz, TGB Genel Başkanı.
Ben Nilgül Doğan, Balyoz davasının bir numaralı sanığı, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşiyim. Öncelikle Sayın Milletvekilimiz Dilek Hanımefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Çünkü bizlerin bir bakanla iletişim kurabilmesi bugüne kadar neredeyse imkansızdı. Bundan daha önceki bakanlara çeşitli kereler başvurmaya çalıştığımız zaman ancak bir milletvekili arkadaşın inayetiyle yanlarına ulaşabiliyorduk. Bu bile bizim için bir başarı oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği üzere artık bu sahte dijital verilerle, sahte iddianamelerle düzenlenmiş Balyoz, Ergenekon ve benzeri sivil asker bütün davalar hem hukuken hem de kamuoyunun vicdanında hem de hükümet yetkililerinin nezdinde çökmüş davalar. Bu saatten sonra eşlerimizin bu zindanlarda bir dakika bile kalması bana göre bir hukuki cinayet. Öncelikle hasta olan bütün sanıkların hiç vakit kaybetmeden sağlıklarına kavuşabilmeleri için telafisi mümkün olmayan bir noktaya gelmeden önce tahliye edilmelerini, özgürlüklerine kavuşturulmalarını diliyoruz. Ben bu arada bütün bu hukuksuzlukların yanında eşlerimizin cezaevinde yaşadığı olumsuz koşulları da Sayın Bakan'a ilettim. Ve kendisine dedim ki, bakın siz bu kadar lüks bir odada kalıyorsunuz. Haksız hukuksuz yere 2 gün kapılarınızı kapatsalar acaba tahammül eder miydiniz? Bir de düşünün ki haksız hukuksuz yere senelerdir parmaklıklar arkasında olumsuz koşullarda yaşları ileri derecede olan eşlerimize yapılan zulme artık biz tahammül edemiyoruz ve olay bardağı taşıracak son raddeye geldi, sabrımız tükendi ve hepimiz isyan raddesindeyiz ve sokaklara döküleceğiz dedim. Umarım sokaklarda sessiz çığlık adıyla sürdüre geldiğimiz bu eylemler bakanlık nezdinde de bir parça ses bulmuştur ya da vicdan kapılarını bir parça aralamıştır diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Balyoz davası sanığı Deniz Yarbay Kürşat Güven Ertaş'ın eşi Pelin Ertaş. Sayın vekilimizin de anlattığı gibi bugün görüşmemizden çok somut cevaplar alamadık Sayın Bakanımızdan. Zamana yayılacak görünüyor çalışmalar. Çalışmaların samimiyetine inanmak istiyoruz, inanıyoruz. Ama özellikle Nilgül Hanım'ın da dediği gibi hasta tutuklular için en doğal, hiç olmazsa en doğal hakları olan tedavi haklarının verilmesini istiyoruz. Ki zaman zaman görüyoruz, medyaya yansıdığı kadarıyla da herkes görüyor zannediyorum. Tedavi hakları bile engelleniyor çoğu hasta tutuklunun. Acil, derhal tahliye istiyoruz onlar için. Bizi en çok mutlu edecektir. Bir ikincisi, bugün bunu dile getirmek isterim özellikle çünkü Sayın Bakanımızdan aldığımız en somut cevaptı belki de cezaevi şartlarının kötülüğünden ve yıllarını zaten haksız ve hukuksuz yere harcamış bu insanların bu şartlar yüzünden hastalanmakta olduğundan bahsettik. Ve Sayın Bakanımız cezaevi şartlarında şartlarıyla ilgili yakından ilgileneceğini beyan ettiler. İnanıyorum Sayın Bakanımıza, yürekten destekliyorum ve bu sözünün de takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Şunu unutmayalım, geç gelen adalet, adalet değildir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Teşekkürler. Çok kısa, çünkü bir de şey var. Efendim, Ali İhsan Gönüldaş, ben de tutuk, daha doğrusu sanık yakınıyım. Her şey söylendi ama iki şeyi söylemek istiyorum. Bu uzun tutukluluklar Türkiye'nin gündemine bu Balyoz Ergenekon davalarıyla girdi. Ancak şimdi gelinen aşamada görülüyor ki bu davalar uzun tutuklulukta yapılan düzenlemeden etkilenmeyecek. Bir ikinci konu, Sayın Vekilim bahsetti. Adalet Bakanı bize Başbakan'ın bir sözünü hatırlattı.
Bir sözü daha var, mealen söylüyorum. İşte sahte bilgi ve belgelerle ayarlanmış hakim ve yargıçlarla insanları içeri tıktılar. İçeride yatan günahsız insanlar var. Bunu kesinlikle unutulmamasını istiyorum. İçeride yatanlar normal suçlu insanlar değil, günahsız insanlar. Meclisin de bunu mutlaka genel kurul çalışmaları esnasında dikkate alacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, saat 1'de zannederim diğer bir şey var. Evet, buyurun. Aslında buyurun. Tutuklularla ilgili bir ayrı bir düzenleme mi düşünüyor ya da acil bir düzenlemeden söz ediyor bakan? Yani mesela genel olarak yeniden yargılamaya dönüp işte seçimden sonra düzenleme... Yani hiç hasta tutuklularla ilgili herhangi bir çabadan bahsedilmedi. Ama bu konuda aslında bizim önceki çıkardığımız yargı paketlerinde hükümler var. Yani tutukluyken de, hükümlüyken de eğer cezaevi koşullarında tedavisi yapılamıyorsa yani tahliyesi söz konusu olabiliyor. Hatta hükümlerin infazlarının ertelenmesi, birer yıl süreyle ertelenmesi söz konusu olabiliyor. Bu konuda biz Sayın Fatih İlmioğlu ile ilgili girişimlerde bulunmuştu. Ağabey Hayati İlmioğlu. Bunun süreci devam ediyor ama hükümlüyken cezaevi koşullarında tedavi şansı ve bu tedavi koşulları olmadığı için hükmünün birer yıl süreyle ertelenmesi gibi bir süreç o yasa çıkmasından itibaren hemen hemen hiç uygulanmadı. Hiç duymadım ben. Yani artık bu çıkartılan yasaların uygulanması gerekiyor. Bir kere adli tıptaki o ki uzman diye görülen ama gerçekte uzman olmayan ve bu hasta tutuklularla ilgili hiçbir raporu geçerli saymayan, ölüm döşeğinde de olsa cezaevinde yatabilir denilen bir ekip var, bir grup var. Yani bunlar da kim ise, ne ise bunların da dağıtılması gerekiyor. Biz bunu özellikle rica ediyoruz. Çünkü Kudüs'ü Okur'dan itibaren düşünürseniz, yani şimdi işte Fatih İlmioğlu var, Muzaffer Tekin var, Kemal Alemdaroğlu var. Yani ve pek çok belki de ifade edilmeyen, ismi anılmayan insanlar var. Ama ne yazık ki adli tıp diğer üniversite üniversite hastanelerinden verilen hiçbir raporu kabul etmediği için de sonuç olarak bu infaz ertelemeleri de söz konusu olamıyor. Yani bu konuda da biz zaten taleplerimizi sürekli Adalet Bakanlığı'na iletiyoruz. Yani yasalar uygulanmıyor bu ülkede. İşin gerçeği bu. Ben çok kısa Nilgün Hanım'a bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii. Ben yeniden yargılanmanın aslında önü bir noktada açıldı değil mi? Nisan ayında bir dava başlıyor galiba yeniden. Hayır, o bizle ilgili değil. 88 sanıkla ilgili Yargıtay'da verilen bir bozulma davası vardı. Yani tamamını kapsamıyor sanıkların, evet. Peki yeniden yargılama konusunda hani bakanın tam söylediği resim getireceğiz mi diyor yoksa olabilir yani zaten başbakanımız da demişti manasında mı? Kapsamına ilişkin bir yani ayrıntı hiç vermedi, hiç vermedi. Biz ona ısrarla sorduk zaten. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü bizim önerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz var. Barolar Birliği'nin önerisi var. Hatta orada Köksel Bayraktar hocamızın göndermiş olduğu başka bir öneri daha vardı. Biz onların hepsini komisyon çalışmaları arasında sunduk. Ama ne yazık ki onların hiçbirisi kabul edilmediği gibi bakan da nasıl bir çalışma yapılacağını ifade etmiyor bize. Yani yeniden yargılanmayla ilgili, şimdi şu balyoz davası kesinleşmiş hükümleri olan insanlar şöyle bir şey olabilir. Belki önümüzdeki süreçte diyelim ki bu balyoz davası normal ağır ceza mahkemelerine gideceği için orada işte Beşnoğlu Harddisk'le ilgili ya da diğer sahte verilerle ilgili yargılamanın iadesi talebinde bulunulabilir ama yani şimdi o kadar artık var olan yasaları yani işte gizli tanıklarla, sahte verilerle bilirkişi taleplerini reddederek o kadar çok hukuk ihlali oldu ki biz yani bunun hiçbir şekilde ya yargıçların, ön yargılı olan yargıçların, peşin hükümlü olan yargıçların inisiyatifine bırakılmaması gerektiği özellikle belirttik. Şimdi Beşnoğlu Harddisk'i biliyorsunuz 20 Ocak tarihinde çıktı. Bununla ilgili oynama olduğu belirtildi. Oysa ki bu Harddisk'le ilgili bir kovuşturma sırasında verilen raporlarda hiçbir 2013 yılından itibaren hiçbir oynama olmadığı yolundaydı. Ama daha sonra 20 Ocak tarihinde bunda oynama olduğu belirtildi. Bu TÜBİTAK raporuyla belirlendi. Ama ne yazık ki işte bu mahkemeler bu zihniyet yani peşin hükümlü, kesinlikle birileri tarafından yönlendirilen, yargıç gibi davranmayan, cübbe giyen herkes yargıç olmuyor. Bu yargılamanın iadesi talepleri reddediliyor. Yani şimdi bu nedenle de bu konuda meclisin
bir şey tavır koyması gerekiyor ki özellikle biz hocalardan sorduk. Dedik ki biz hukuku zorlama adına bu türden şeyler başka ülkelerde de yapılıyor mu? Nedir düşünceniz dedik. Örneğin Aydem Sözer hocamız Hollanda ve bazı birkaç ülkenin ismini saydı. Oralarda bu türden yargılamanın iadesine dönük ya da yeniden yargılanmaya dönük kararların alındığını söyledi. Yani bizim 311 Taksim yani CMK 311 uyarınca yargılamanın iadesi yolları vardır. Ama bu yollar bu mahkemelere asla işlemiyor. Yani yeni delil çıkıyor. Delillerin sahteliği anlaşılıyor ama asla bunların yargılama iadesi yoluna gitmiyorlar. O zaman nedir yapılması gereken? Meclis olarak bizim yasama organı olarak bu konuda diğer ülke örneklerinde dikkate alarak yeni yargılamanın yenilenmesiyle ilgili bazı düzenlemeleri getirebilmemiz gerekir diye düşünüyoruz ama bu konuda ne bakandan bir olumlu yanıt alabildik ne de yani şu anda bir olumlu gelişme görünmüyor. Onu yani burada yine ben söyledim, görüşmede de söyledim, Sayın Bakan dedim. Zaten 15 gün içinde yazılma zorunluluğu var. Bütün mahkemeler için. CMK 232 bu konu çok nettir. Yazılmadığı takdiri görevi kütüğü kullanma suçudur bu. Ancak 6 aydır yazmayan bir mahkeme heyeti var karşımızda. Şimdi burada 15 gün daha 15 gün içinde yazılacaktır diye bir şey kondu, yazılmadı. Ne yapacağız? O zaman buna bir çözüm yolu bulmamız lazım. Ve biz yine bu konuda doktriner görüşleri olan hocalarımızla, yani ceza hocalarımızla da görüştük. Ve şunun olabileceği söylendi. Bu haliyle, yani kısa karar haliyle, 15 gün içinde yazmazlarsa, kısa kararla birlikte Yargıtay'a gönderilir. Bu bir çözüm yolu olabilir dendi. Ama ne yazık ki bu da AKP tarafından kabul edilmedi, komisyon tarafından kabul edilmedi. Yani şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ergenekon davasının gerekçesini, kararını verenlerin ya gerekçesini yazması lazım. Onlardan alıp da bir başka hakime veremiyorsunuz. Ceza muhakemeleri kanunu buna izin vermiyor. Onun için Yargıtay'a doğrudan doğruya gitsin diyoruz. Hani bu dava, bu mahkemeler dağıtılacak. İşte diğer başka bir mahkemeye gider. Orası gerekçesini yazar. Yok öyle bir şey bizim hukuk sistemimizde. Öyle gerekçe, kararını veren gerekçesini yazar. Yani işin püf noktası burası işte. Onun için Yargıtay'a bir an önce gönderilmesi gerekiyor. Bizim ceza hukukçularıyla birlikte düşünerek verdiğimiz önerge de AKP tarafından kabul edilmedi. O nedenle biz zaten çok büyük bir infial içindeydik. Komisyonda da sizler de belki gördünüz. Yani sürekli olarak artık atışma, saygısızlık derecesinde atışmalar yaşanıyor. Çünkü dışarıdaki infiali biliyoruz. Bu infiali oraya yansıttık biz ama hiçbir faydası şu an itibariyle olmadı. Evet arkadaşlar, hocamın herhalde var değil mi basın açıklaması? Benzer bir konuda zaten aşağıda. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun.